Çeltik kabuklarından elde ettiğimiz ham maddeyi kül fırınında yakarak özellikle karbon beyazı haline getiriyoruz ve buna çeşitli gliserin gibi lavanta yağı gibi karabaşotu gibi maddeler ekleyerek nemli kalmasını, çinko nanopartiküller sayesinde antibakteriyel özellik kazanmasını sağlıyoruz. Ya da yakılan çeltik kabukları anız olarak kullanılıyor ve yakılıyor. Bundan dolayı da çevrede bozulabilen, özellikle doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmayı hedef alan ekonomik bir ürün araştırdık. Bunun yanı sıra bu sırada tarımsal bir atığımız olan çeltik kabuklarını keşfettik. Çeltik kabuklarımız çiftçiler tarafından tarlada yakılarak atmosfere karbondioksit olarak gönderilmekte ve biz bu atığı sıfır atığa dönüştürdük. Laboratuvarımızda çeşitli işlemlerden geçirerek organik biyokompozit bir malzemeye dönüştürdük. Bu malzememizden de ilk aşamada sağlık sektöründe, temizlik sektöründe kullanılabilecek biyo bir eldiven, yani canlı bir eldiven elde ettik. Biyoplastikten oluşan. Eldivenimizin şöyle bir özelliği bulunmakta. İçinde nanopartiküllerimiz var, antibakteriyelliği sağlayan ve gliserin bulunduğu için cilde dost. Eldivenimiz normalde toprakta bizim TÜBİTAK sürecinde 6 aylık süreçte %70 oranında bakteriler tarafından çözünerek kayboldu. Lateks eldivenlerden ne farkı var derseniz, lateks eldivenlerimiz tamamen yurt dışı bağlantılı ve alerjik ürünlerdir. Ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bizim yaptığımız eldivenimiz %50 oranında maliyeti azaltmakta ve çevre dostu olduğu için de toprağın korunmasını sağlıyor. Hem sıfıra atık hem sürdürülebilir kalkınmayı da desteklemektedir. Şu anda patent aşamasındayız. İnşallah seneye çeşitli ürünler yapacağız ve sadece eldiven değil, biz bundan bütün plastik ürünleri yapabileceğiz. Pet şişe, tabak şeklinde. Ham maddeyi çiftçilerden biz rica ettik. Onlar bize gönderdiler, destek verdiler projemize. Aynen, sıfır maliyeti, sıfır atık, hiçbir şekilde bize zararı bulunmayan bir ürün.